kapı da açılmıyor. Haydi. Haydi, haydi. Yürüyün, haydi. Yürüyün. Hadi, hadi. Koş. Haydi. Gel. Gel ablacığım, gel, gel, gel. Oo, valla. Gel ablacığım, gel. Annem gelince ben kendi okuluma döneceğim. Boş ver. Cık cık bir kere taktı mı ne desen vazgeçmezsin. Gelmedin ne olacak? Ya ben buradayken annem gelirse? Annen gelirse bekler. Hem okulda çok eğleniyoruz. İnsanların arabasını boyarız değil mi abi? Ben bir odayı bırakıp geliyorum tamam? Günaydın öğretmenim. Günaydın. Günaydın Dodo'cuğum. İyi dersler. Görüşürüz. Sağ olun. Haydi, haydi, haydi. Affedersiniz. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi, ben de birazdan yuvaya gelecektim. Çok isabet oldu. Ben şikayetçiyim bu çocuklardan. Bir şeyler yapın artık. Biz illallah etmiş durumdayız bunlardan. Tamam hanımefendi. Sonra, sonra. Beyefendi lütfen bir dakika dinler misiniz? O küçük oğlunun adı dede mi dodo mu neyse. O dün benim kızımı dövdü. Hadi ona ses çıkartmadık tamam dedik. Sonra asıl bu terbiyesizler geldi. Arabamı baştan aşağı boyamışlar. Utanmazlar. Ya safi zarar ziyanlar. Biz korkumuzdan çocuklarımızı okulda bırakamaz olduk. Müdür ben bir şey yapamam devlet yolluyor diyor. Ama söylüyorum size bu böyle olmaz. Ya bir çözüm bulmak gerek buna. Benim biraz işim var. Çıkınca konuşalım. Yeni kız. Gel bakalım. Günaydın. Günaydın Betül Hanım. Günaydın. Ne arıyorsunuz? Sınıfın malzeme parasını. Beyaz bir zarfa koymuştum. Şurada çekmecede duruyordu. Şimdi bakıyorum hiçbir yerde yok. Siz gördünüz mü? Yok. Eyvahlar olsun. Ne oldu? Şu kurum çocukları çaldı görüyor musun? Ben dün odadan çıkarken gördüm onları. Emin misiniz? Ay eminim tabii. Hadi gelin hemen müdüre gidiyoruz. Ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Ana baba terbiyesi almamış çocuklardan ne bekliyoruz ki? Hırsızlığa da başladılar işte. Ah ben dün gördüğümde onları nasıl durdurup üstünü aramadım. Aha oradalar bak. Siz gelin bakayım benimle müdür odasına. Neden öğretmenim? Ne oldu? Görürsünüz şimdi siz ne olduğunu. Hadi sizler sizi. Ben de şikayetçiyim bu çocuklardan öğretmen hanım. Benim de arabamı boyadılar. Ben de geliyorum sizinle. Birlikte olursak daha iyi. Buyurun. Hocam kızımız ikinci sınıfta. Ben onun evraklarını hazırlayana kadar siz dersi alın. Derslerinden geri kalmasın. Alalım, alalım tabii ki. Mahir Bey ama... Çocuklardan herkes çok şikayetçi. Müdür bey bir bakar mısınız? Ha? Umut evi müdürü de buradaymış. Yürü, gelin içeri. Gelin içeri hadi çabuk, çabuk. Geç çabuk. Hayırdır Zinet Hanım? Sorun nedir? Ne olsun müdür bey? Bu çocuklar Betül öğretmenin sınıf parasını çalmışlar. Ne? Hocam çalarken gördünüz mü siz? Gördük efendim. Görmesek burada işimiz ne? Dün bu çocuklar gizlice öğretmenler odasından çıktı. Ay ben anlamıştım bir şeyler çevirdiklerini ama. Malzeme odasının anahtarını bırakmıştık. Ya bir şey desene Mavi. Anahtarın sizde ne işi vardı? Hoca piyano çalsın diye almıştık. Bulutlar güzel olmuş mu öğretmenim? Güzel. Şey ev güzel olmuş mu? Ev de güzel de. Sen benim hangi sınıfımdasın? Öğretmenim ben daha ilkokuldayım. Sadece resmimi göstermek istedim.
Çalacaklarmış. Yok, ikiyle ikiyi toplayamayan çocuklar piyano çalsın. Yalanınız da yalan olsa bari. Müdür bey, vallahi bir şey yapın artık bu çocuklara. Bakın siz yapmayacaksanız biz yapacağız. Ay, pislikleri, pasakları, saldırganlıkları yetti artık canım. Müdür bey, kimsenin bu çocukların dersleriyle, ödevleriyle ilgilendiği yok ki. Öyle el elde baş başta geliyorlar okula. Sonra niye sınıf başarın düşük öğretmen hanım? Ay, niye olacak bunlar yüzünden? Bir de hırsızlıkları çıktı başımıza. Biz hırsız değiliz. Terbiyesiz. Ne biçim bağırıyorsun sen öğretmenine? Öğretmenden hemen özür dile. Hayır, dilemeyeceğim. İlk önce o özür dilesin bizi hırsız dediği için. Özür dile. Hocam, yapacak bir şey yok. Cezalarını çekecekler. Başka türlü hadlerini bilecekleri yok. Kızım, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Biz hırsız değiliz. Mahir Bey. Gelsene sen benimle. Alın buyurun. Görüyorsunuz değil mi? Müdür Bey, biz bunlar vahşi diye boşuna söylemiyoruz. Öyle ceza falan kâr etmez bunları. Atın okuldan gitsin. Bu kadar basit. Hayır, biz bunlarla uğraşmak mecburiyetinde miyiz? Hiç. Hale bak.